Belki de ismini hiç duymadınız ancak yerli füze ve motorların arkasındaki gücü temsil ediyor. Ülkemizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaran uçak ve füze motorlarındaki sessiz dev Varzene Metal. Her gün yeni videolarla birlikteyiz. TUSAŞ'ın iştiraki ile kurulan Varzene Metal isminde pek gündemde olmayan ve isim olarak pek tanınmayan bir firma var. Aslında geriden bakıldığında çok da dişe dokunur büyük parçalar yapmıyor gibi görünüyor ancak bu firmanın üretimi olmasa Türkiye'deki uçak ya da füze motoru yapan, insansız hava aracı yapan herkesin işleri sekteye uğrar ve yabancı firmalara elimiz mecbur kalır. Bugün TFX Kaan uçağı olsun, Hürjet ya da Kızıl Elma olsun her bakımdan Varzene Metal üretimleri olmadan başarılı olamazlar. İşte Varzene Metal böylesine önemli ve hayati önemdeki parçaları üreterek özellikle uçak motoru konusunda kritik bir rol üstleniyor. Ülkemiz yıllarca motor teknolojisi üzerine çalıştı. Mühendislerimiz ülkemizin savunmadaki kanayan yarasını kapatmak için geceli gündüzlü bir çalışmaya giriştiler. Motor öyle bir konu ki, yaptığımız birçok proje motorda yaşanan sıkıntılardan dolayı askıya alınırken, birçok projede ise dışarıya istediğimiz gibi satamadık. Som ve Atmaca'nın motorlarını Fransız Safran firmasından temin etmek için ne kadar sıkıntı çektiğimizi önceki paylaşımlarımızda dile getirmiştik. Artık bizim Safran firmasından yalvar yakar aldığımız füze motorlarını kendimiz ürettiğimiz gibi, üretmekle de kalmıyor, NATO'ya bile satar olduk, bunu da söylemek isterim. Şimdilerde mühendislerimiz tüm bu sorunları çözecek teknolojiye vakıf oldular. Motorda en önemli eksik noktalardan birisi alaşım malzeme teknolojisiydi. Ülkemiz motoru dizayn etme, imal etme ve geliştirme konusunda yeterli seviyenin de üstündeyken, bunu yapabilecek teknoloji ve mühendislik bilgimiz var. Fakat malzeme teknolojisi ve alaşımlar konusu bizi yavaşlatıyor, bazı yerlerde ise tıkanıp kalıyorduk. Malzeme üretim kabiliyeti bu işin temel taşlarından birisi. Bir motor üretmek istiyorsanız bu alanda da büyük bir yerlilik oranına sahip olmalısınız. Şükür ki ülkemiz artık bu teknolojiyi yakaladı, yakalamakla kalmadı, işin tüm sırrını çözdü. Jet motorlarının en önemli parçalarından biri, belki de birincisi türbinlerdeki kanat, peil veya bıçak denilen parçalar. Bu parçalar yanma odasında oluşan aşırı yüksek ısıda eriyebiliyor, esneyebiliyor, uzayabiliyor. Bu nedenle çok özel bir metal alaşımından üretilmeleri gerekiyor. İyi haber, Türkiye artık bu kanatları üretebiliyor. Daha iyi bir haberse, bu kanatların daha dayanıklı olması için de yeni projeler yürütüyor. Uçaklarda süper alaşım malzemesinin önemi oldukça büyüktür. Süper alaşımlar, yüksek sıcaklık, basınç ve aşınma koşullarına dayanabilen son derece dayanıklı ve mukavemetli malzemelerdir. Uçaklarda kullanılan süper alaşımlar, motor parçaları, pervaneler, şaftlar, korozyon dirençli parçalar gibi kritik bileşenlerde kullanılır ve uçağın güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar. TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Yüksek Sıcaklık Malzemeleri, Araştırma Geliştirme ve Onarım Mükemmeliyet Merkezi'nde, üçlü ergitme altyapısı kurulmuş ve bugün ostenitik paslanmaz çelik ve 1600 derece dayanımlı insonel 718 alaşımı üretilebilmektedir. Tanımların kulağınıza çok soyut geldiğini biliyorum. Uzmanlara göre bu teknoloji gerçekten kritik bir öneme sahip. Havacılık, denizcilik ve uzay sanayiinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak ihtiyaç duyulan daha nitelikli malzemelerin tedarikleri için yeni anlaşmalara imza atıldı. TÜBİTAK ile TUSAŞ iştiraki Varzene Metal arasında stratejik niteliğe sahip yeni nesil alaşımları geliştirmeye yönelik bir anlaşma imzalandı. Uçak motorları gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan bileşenlerde kullanılan süper alaşımlar, bu sıcaklık koşullarına dayanabilme özellikleri sayesinde tercih edilir. Bu malzemeler, yüksek sıcaklık altında bile mekanik ve kimyasal özelliklerini koruyarak motorun güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Süper alaşımlar, yüksek mukavemet ve hafiflik kombinasyonu ile bilinir. Uçaklarda kullanılan bu malzemeler, aynı zamanda düşük ağırlıkta yüksek mukavemetli parçalar üretmeyi mümkün kılarak uçağın toplam ağırlığını azaltır ve yakıt verimliliğini artırır. Hava araçlarındaki süper alaşımlar, korozyona karşı dayanıklıdır.
uçaklar havada nemli ve korozyon etkilerine maruz kaldığından uçak bileşenlerinin korozyona karşı dirençli olması önemlidir. Süper alaşımlar, korozyon direnci sayesinde uçak parçalarının ömrünü uzatır ve güvenilirliğini artırır. Bu teknolojiyle üretilen malzemeler, aşınmaya karşı dirençlidir. Uçuş sırasında hava sürtünmesi ve diğer aşınma faktörlerine maruz kaldığından, parçaların aşınmaya karşı dayanıklı olması noktasında yine bu alaşımlar devreye girer. Bu kadar kısa sürelerde bu kadar kaliteli ve zor ürünlerin üretildiğini görünce, bu aziz milletin, kabiliyetli ve zeki gençlerinin yıllarca nasıl engellendiğini bugün daha iyi anlıyoruz. Belki de ismini hiç duymadınız ancak, yerli füze ve motorların arkasındaki gücü temsil ediyor. Ülkemizi dışa bağımlılıktan büyük ölçüde kurtaran, uçak ve füze motorlarındaki sessiz dev, Varzene Metal.